Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken dün COVID-19'a karşı verdiği mücadeleyi kaybederek yaşama veda eden Kahramanmaraş Milletvekili Sayın İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm sevenlerine, ailesine ve Kahramanmaraşlara başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yine Mersin'de güzeller güzeli yavrumuz Müslüme'nin maalesef yürekleri, Müslüme ile ilgili maalesef yürekleri yakan acı bir haber geldi. Müslüme kızımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz. Bu acı olayın ayrıntılarının bir an önce açığa çıkarılmasını da bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye'miz yönetilmiyor, savruluyor. Büyük bir buhranın içindeyiz. Ekonomi yangın yeri. Bağlılık, işsizlik, yoksulluk milletimizin boğazına yapışmış, sıktıkça sıkıyor. Göz göre göre alınan yanlış kararlar, oyun içinde kural değiştirmeler, birbiriyle çelişen açıklamalar sonucunda Türk lirasının değeri serbest düşüşe geçti. Üreticiler fiyat veremiyor. Vadeli satışlar durdu. İğneden ipliğe her şeye saat başı zam geliyor. Marketler sattığı mal sayısına kota uyguluyor. Bir tane alırsan ikincisini vermiyor. Fiyata dolara endeksli ürünler yavaş yavaş piyasadan çekiliyor. Tezgah altına iniyor. Bazı mallarda kara borsa ve kıtlık emareleri başladı. Önümüz kış. Hem de kapkara bir kış. Yaşadığımız bu kabusun nedeni ekonominin kitabını yazmakla böbürlenenlerin milletimizin defterini dürme konusundaki kararlılıkları. Ekonomi tarihimizde eşi görülmemiş skandallara Erdoğan şahsi hükümetleri döneminde şahit olduk. Bunların döneminde 128 milyar dolar yasaya, yerleşik kural ve teamüllere aykırı olarak Merkez Bankası'nın arka kapısından istediklerine istedikleri fiyattan verilerek buharlaştırıldı. Geçilmeyen köprü ve otoyollar, uçulmayan havalimanları için yandaş çetesine dövizle ballı gelir garantileri yine bunların döneminde verildi. Bunların döneminde Telekom Lübnanlı Hariri ailesine Türk bankalarının açtıkları kredilerle finanse edilerek peşkeş çekildi. Telekom'un karı Haririlere aktı kaldı, Haririlerin borcu da milletimizin sırtında kaldı. Tarlanın taşıyla tarlanın kuşu vurduruldu. Bir dönem medyanın amiral gemisi, Ziraat Bankası'nda şimdilerde de geri ödenmesinde sorun olduğu söylenen 750 milyon dolarlık bir kredinin tahsisiyle yandaşlara bunların döneminde teslim edildi. Milyarlarca dolarlık tank palet fabrikası Katar ordusuna hem de tek kuruş alınmadan yine bunların döneminde peşkeş çekildi. Bunların dönemindeki vurgunları teker teker anlatmaya kalksak ciltler doğrusu ansiklopedi olur. Dün yine büyük bir rezalete şahit olduk. Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomide Türk lirası manipülatörlerin, spekülatörlerin elinde oyuncak edildi. Dün mesai başladığında dolar 10 lira 80 kuruştu. Öğle saatlerine kadar da 10 lira 67 kuruşla 10 lira 80 kuruş arasında gitti geldi. Saat 12.20'de dolar kuru 10 lira 84 kuruştu. Ama bundan sonra bir saat içerisinde freni boşalmış kamyon gibi birdenbire 10 lira 48 kuruşa kadar düştü. Bir saatte döviz kurunda 36 kuruşluk düşüş sıradan bir hareket değildir. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararının 5 dakika gecikerek 14.05'te açıklanmasından sonra dolar kuru önce 10 lira 73 kuruşa sıçradı. Ardından da 10 lira 92 kuruşu gördü. Tüm bunlar saat 12.20 ile 14.20 arasındaki 2 saat içinde gerçekleşti. Ondan sonraki 2 saatte ise dolar tabelası maşallah elektrik sayacından da hızlı çalıştı. Dolar 11 lira 22 kuruşa kadar çıktı. Doları 10 lira 84 kuruştan satıp
bir saat sonra 10 lira 48 kuruştan geri alan bir kişi 1 milyon dolarlık bir işlem yaptıysa şu bir saat içinde 34.351 dolar kar etti. Saat 13.34'te elinde 1 milyon 34.351 dolar vardı. Aynı kişi 40 dakika sonra saat 14.14'te bu dolarları 10 lira 92 kuruştan sattıysa bu sefer eline 11 milyon 295 bin lira geçti. 1 milyon doları satarak başlanan işlemler sadece 2 saatte bunu yapanın 455.114 lira kar etmesiyle bitti. 2 saatte birileri %4 karı cebine indirdi. Aslında bu kişi biraz daha sabırlı davrandıysa, 2 saat daha beklediyse, dolar kuru 11 lira 22 kuruşa ulaştığında elindeki 1 milyon 34.351 doları bozdurduysa, Türk lirası cinsinden karı %7'yi buldu. Şimdi yıllık faizin %15'e düşürülmeye çalışıldığı bir ortamda 2 saatte %4 kar, 4 saatte %7 kar. Bunlar olağanüstü yüksek kazançlar. Birkaç saat içinde bazı manipülatörler yanıltıcı bilgilerle piyasayı silkelemeye kalkmışlar. Öyle anlaşılıyor. Deveyi de havuduyla götürmüşler. Burada sorulması ve cevaplanması gereken sorular var. Birincisi, para politikası kurulu kararından bir saat önce kurda görülen bu sıra dışı hareketin arkasında ne vardır, kim vardır? Bu bir saat içerisinde piyasanın kulağına kim ne üfledi de dolar serbest düşüşe geçti. Piyasa 100 bas puan faiz indirimini fiyatlamışken, faiz indirimi olmayacak, pas geçilecek, hatta faiz arttırma olacak diye bir spekülasyon yapıldı mı? Yapıldıysa bu spekülasyon kimler tarafından yapıldı? Kim elindeki doları 10 lira 84 kuruştan sattı? Kim 10 lira 48 kuruştan dolar topladı? İkincisi, Merkez Bankası faiz kararını neden 5 dakika geç açıkladı? Buradan açıkça ifade edeyim, faiz kararının 5 dakika geç açıklanması başlı başına bir skandaldır. Anlaşılan tam da faiz kararı alınacakken Merkez Bankası'nın trafosuna kediler girmiş. Normal bir ülkede bu gecikme bile tek başına ciddi bir soruşturma konusudur. Merkez Bankası kararının açıklanmasının geciktiği 5 dakikada acaba kimler dolar almıştır? Merkez Bankası'nın kasası kimler için açılıp kapanmıştır? Bunlar arasında saray ve şürekası veya onların yakınları var mıdır? Bunlar mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır. Tabii bu arada faiz kararı açıklanmadan önce, 2 gün önce yaşananlar da ayrı bir rezalettir. 2 gün önce Hazine ve Maliye Bakanı çıktı, faizin düşmesi için enflasyonun düşmesi gerektiğini söyledi. Yetmedi, kurumlar görevini yapsın diyerek Merkez Bankası'na da görevini hatırlattı. Doğru da yaptı. Ertesi gün Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı mecliste yaptığı grup toplantısında kürsüye çıktı. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Bunu kabul etmeyenle aynı yolda yürümem diyerek kendi bakanına ayar verdi. Pimini çektiği bombayı döviz piyasasına attı. Bu da yetmedi. Hükümet tam da faiz kararının alınacağı günün gecesinde Türk parasının kıymetini koruma hakkında, dikkatinizi çekiyorum, Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararnamede değişiklik yaptı. Piyasaların kafasını iyice karıştırdı. Hazinenin döviz işlemlerine üst sınır getireceği algısı piyasada oluştu. Bunun üzerine gün içinde aynı konuda bir başka düzenleme daha yapıldı. Mükerrer resmi gazete yayınlandı.
hazinenin işlem limitini belirleme yetkisinin kimlik ibrazıyla ilgili olduğu ifade edildi. Bu arada tabii döviz piyasasındaki tedirginlik başını alıp gitmişti. Erdoğan şahsım yönetiminin beceriksizliği yeni bir oksimorona sebep oldu. Düzenlemenin yapıldığı tebliğin adı Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ. Ama bunlar Türk parasının kıymetini koruması gereken tebliğde yaptıkları düzenlemeyle maşallah tebliği Türk parasının değerini düşürme tebliğine çevirdi. Döviz piyasalarında manipülasyon yapmak zordur, bu bilinir. Döviz piyasasında manipülasyon yapmak, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında, Borsa İstanbul'da manipülasyon yapmaya da benzemez, tamam. Ama para politikası kurulu kararından önce Türk lirasının kolunu, kanadını kırmak için elden ne gelirse yapılmıştır. Türk lirası spekülasyona, manipülasyona açık hale getirilmiştir. Yaşananlar bu kadar da tesadüf olmaz dedirtmektedir. Sanki bir takım organize işler vardır. Tekrarlayalım. Dün saat 12.20 ile 16.30 arasında döviz piyasasında yaşananlar sıradan işler değildir. Ve bu işlemler mutlaka soruşturulmalıdır. Kimse şunu unutmasın. Gizlide gebe kalan aşikarede doğurur. Hile ile iş gören mihnet ile hesap verir. Ama bu arada olan da milletimize olmaktadır. Milletimizin satın alma gücü, milli paramızın değeri güneş görmüş kar gibi erimektedir. Parayı yazı tura için paramızı havaya atmak gerçekten tehlikelidir. Yere inene kadar para değer kaybetmektedir. Paramız tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar savunmasız, bu kadar sahipsiz kalmamıştır. Milletin 128 milyar dolarını hiç edenler şimdi de Türk lirasının manipülatörler tarafından dövülmesini sessizce köşelerinden izlemektedir. Çünkü Merkez Bankası'nın kasasındaki cephane siyasilerin kendi ikballeri için yenilip bitirilmiştir. Merkez Bankası'nın net döviz kasası 12 Kasım itibariyle 35 milyar dolar açık vermektedir. Ekonomimiz göz göre göre cinayete kurban edilmektedir. Güzelim ülkemiz Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanındaki ruh halinde. Herkes bir cinayet işleneceğini biliyor. Kurbanın kim olduğu belli. Cinayeti işleyecek katil de belli. Ama muhalefet partilerinin dışındaki sivil toplum kuruluşlarının tamamı ve yandaş medya yaşananları sessizce izliyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Ama bu cinayetin kurbanı Türkiye ekonomisidir. Bu cinayetin kurbanı çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğidir. Bu cinayetin kurbanı evlerimizdeki huzurdur, sofralarımızdaki berekettir. Bu cinayetin kurbanı emeklimizdir, işçimizdir, memurumuzdur. Tüm sabit gelirli yurttaşlarımızdır. Bu cinayetin kurbanı sattığı malı yerine koyamayan, her gün etiket değiştirmek zorunda kalan esnafımızdır. Bu cinayetin kurbanı tarlasına gübre atamaz hale gelen çiftçimizdir. İneğini kesen besicimizdir. Bu cinayetin kurbanı dolarla borcu olan iş insanımızdır. Ve taammüden işlenen bu korkunç cinayetin faili de Erdoğan şahsım yönetimidir. Erdoğan'dır. Bugün Türkiye'miz bir suç mahalline dönmüştür. Türkiye ekonomisi göz göre göre boğazlanmaktadır. Milleti faize ezdirmeyeceğim diyenler milletimizi dolara ezdirmektedir. Milleti şuradan buradan sesleniyorum. Milletimizi faize ezdirmeyeceğim diyenler eğer samimi ise önce işe devletin alacaklarına uyguladıkları %19,2 faizi düşürmekle başlamalıdır.
8 Eylül tarihinde Merkez Bankası Başkanı'nın ben enflasyonun kendisine değil çekirdeğine bakacağım dediği gün ülkemizin dış borcunun Türk lirası karşılığı 3 trilyon 711 milyar liraydı. Bugün aynı borç 4 trilyon 784 milyar lira. 2 ayda kişi başına düşen dış borcumuz tamı tamamına 12.707 lira artmıştır. Bu çok korkunç bir faturadır. Milletimiz şu yok gününde daha çok çalışacak, yemeyecek, içmeyecek ve Erdoğan'ın önüne koyduğu 12.707 liralık faturayı çatır çatır ödeyecek. Bunun adı zulümdür. Zulümle abat olunmaz. Zulümle abat olanın akıbeti berbat olur. Zulüm sadece bununla da sınırlı değil. Türkiye tüm Avrupa'da Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücrete sahip ekonomi. Piyasadaki mevcut dolar kuruyla net asgari ücret 257 dolara kadar düştü. Bu 2005'teki asgari ücretin gerisinde. Sene başından bu yana kurdaki artış nedeniyle asgari ücretteki kayıp 130 dolara dayandı. Bugün asgari ücrette artış konuşulacaksa önce bir kere bu kaybı telafi edeceksiniz. 2826 liralık asgari ücretin üzerine bir 1445 lirayı koyacaksınız. Ondan sonra artışı konuşacaksınız. Ekonomide alınan her kararın bir fırsat maliyeti vardır. Erdoğan'ın döviz kurunu sıçratan yanlış kararları yaklaşan kara kış öncesinde milletimizi iyice korumasız bırakmıştır. Eğer bu ekonomi doğru dürüst yönetilseydi, bugün ortaya çıkan yanlış kararlar neticesinde ortaya çıkan ilave dış borç yükü için yüküne tahsis edeceğimiz kaynaklar milletimiz için kullanılabilirdi. Kurulacak kara kış fonundan yaklaşık 10 milyon emeklimize kış öncesi 2000 lira destek verilirdi. O da yetmez, yaklaşık 8 milyon işsizimize yine 2000 lira kış desteği dağıtılabilirdi. Ayakta durmaya çalışan 2 milyon esnafımıza 5000 lira kara kış desteği verilebilirdi. Bütün bunlar verildikten sonra da kasada hala 1 trilyon 26 milyar lira kalırdı. Ama bu imkanlar Erdoğan'ın yanlış kararları neticesinde heba ediliyor. Değerli basın mensupları, bundan tam 20 yıl önce Erdoğan gırtlağını yırtarak meydanlarda bağırıyordu. Millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına girebiliyorlar mı? Köylünün arasına girebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Hayır. Öyleyse tek çözüm kalıyor. Seçim, seçim, seçim. Evet, bugün ne Erdoğan ne de koalisyonun küçük ortağı millete gidemiyor. Çünkü yüzleri yok. Biz sürekli milletimizle iç içeyiz. Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere Merkez Yönetim Kurulumuz, parti meclisimiz, milletvekillerimiz, örgütümüz, milletimizle beraberiz. Ekonomi masası olarak bu hafta Afyonkarahisar ve Kütahya'daydık. İş dünyasının temsilcileriyle, işçilerimizle, esnafımızla, demokratik kitle örgütleriyle görüştük, buluştuk. Erdoğan milletin sesini duymuyor ama biz dinliyoruz. Afyon'da sucuk imalatçısı bir esnafımız. Hayvan ucuz, yem pahalı. Geçen yılda fiyatlarda %35 fark var. Dövizle beraber bizim fiyatlarda yukarı gidiyor dedi. Yine Afyon'da bir lokantacı esnafımız. Orta halli kalmadı. Artık ya fakir var ya zengin. 2 sene önceki yağın fiyatını artık hatırlamıyorum. 2 sene sonra ne olacak onu da düşünemiyorum. Bu belirsizlik çok kötü diye şikayetini dile getirdi. Bir kahvede karşılaştığımız kamyoncu esnafımız, Osman Gazi'den gidiş geliş 700 lira. Veremiyoruz.
icra ile alıyorlar dedi. Döviz garantili köprülerden şikayet etti. Yine Kütahya'da mağazacılıkla uğraşan bir esnafımız, en geç 2 haftada bir etiket değiştiriyoruz. Satmakta zorlanıyoruz. Sattığımızı yerine koyamıyoruz diye dertlendi. Kütahyalı bir kuyumcu esnafımız, sermayemizi tutmaya çalışıyoruz. Her şey aldı başını gitti. Her gün eriyoruz diye şikayet etti. Kütahya'da bir mobilyacı esnafımız, hem esnafın hem de çiftçinin durumunu özetledi. Bundan 2 yıl önce çiftçilik yapan bir hemşerisine tamamı harmanda ödenmek üzere vadeli mobilya satmış. Aynı çiftçi bu defa da evladına mobilya almak için gelmiş. Bu sefer ödemenin yarısını pancarda, yarısını da harmanda yaparım demiş. Ama mobilyacı, malımı bu kadar belirsizlik varken bir gün dahi vadeli satamadığım için ret cevabı verdim dedi. Çiftçi ağlayarak mağazadan çıkmış. Müşterisini üzen mağaza sahibinin kendisi de çok üzülmüş. Şimdi doğrusu bu işi bırakmayı düşünüyorum diyor. Kütahya ülkemizin önemli bir seramik üssü. Sanayicilerimiz enerji fiyatlarındaki artıştan şikayetçi. Ham madde fiyatlarındaki artıştan şikayetçi. Konteyner sıkıntısından şikayetçi. OSB'ler yeni OSB düzenlemesinden şikayetçi. Tüm sanayicilerimizin ortak şikayeti dövizdeki dalgalanma ve ekonomideki belirsizlik. Bu ülkede öyle bir korku iklimi yaratılmış ki bu hükümet tarafından, döviz borcu olan işletmeler kasasında döviz tuttuğu için başına bir şey gelecek diye korkuyor. Kime dokunsan bina işitiyoruz. Biz bunlara sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Milletimiz ve ülkemiz için mücadele veriyoruz, vereceğiz. Ama tek ses çıkaran da biz olmamalıyız. Bu zamanda sessiz kalmak suça iştiraktır. Bugün artık herkes söyledikleri kadar söylemediklerinden de sorumludur. Artık kimse karnından konuşmamalıdır. Derdini gür bir sesle anlatmalıdır. Gün kral çıplak deme günüdür. Geçen her saniye milletimizin aleyhinedir. Yine yarından itibaren benzine 52 kuruş, motoruna 50 kuruş zam gelmiş. Hep söylüyorum. Çakma hoca dinden eder, çakma doktor candan eder, çakma ekonomist ise milletimizin parasını pul eder. Bugün yaşadığımız tam da budur. Milletimizin ne Erdoğan'a, ne Erdoğan'ın şahsi yönetimine, ne de koalisyonun küçük ortağına güveni kalmamıştır. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların müsebbibinin bizzat Erdoğan olduğunu milletimiz artık bilmektedir. Erdoğan da, Cumhur İttifakı da, koalisyon da milletin gözünden de gönlünden de düşmüştür. Bugün 50+1 barajından şikayetin sebebi de budur. Ama bunu buradan net olarak söyleyeyim. Hangi seçim sistemi gelirse gelsin, baraj nereye inerse insin, artık Erdoğan'ı kurtaramaz. Erdoğan'a gram güven kalmamıştır. Erdoğan ilk gelecek sandıkta seçilemez. AK Partili eski bakanların artık susmayacağım demeleri boşa değildir. Çünkü herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Şairin söylediği gibi. Ünlü ekonomist Rudiger Dornbusch'un meşhur sözüdür. Krizlerin gelmesi sandığından çok daha uzun zaman alır. Olması ise düşündüğünden çok daha hızlıdır. Ülkemiz şu anda güven krizinin tetiklediği bir döviz krizini yaşamaktadır. Korkarım bu beceriksizlikle döviz krizi bir finans krizine hızla evrilebilir.
Son yaşadığımız devalüasyonun etkilerini henüz görmedik tam olarak. Zam yağmurundan bunalan milletimizi ne yazık ki yeni zam yağmurları bekliyor. Piyasada artan oynaklık yüzünden fiyat belirlemek güçleşti. Maliyeti dövize bağlı ürünlerin ya da ithal ürünlerin satışı birer birer duruyor. Bazı ürünlerde tedarik sıkıntısı başladı. Marketlerde karneyle satış dönemine girdik. Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarının un, yağ, şeker satışına sınırlama getirdiğini duyuyoruz. Döviz borcunu ödeyemeyen şirket haberlerini duymamız ise artık an meselesi. Ne yazık ki işten çıkarmalar da çoğalacak. İflaslar ve dolardaki yükselişte iyice kelepir hale gelen şirketlerimiz yabancılar tarafından kapışılacak. İşte son yaşadığımız örnek. İspanyolların 2014'te $4 vererek aldığı Garanti Bankası hisseleri şimdi 1 dolar 20 sentten yine İspanyollar tarafından toplanıyor. Kriz dönemleri mülkiyetin el değiştirdiği dönemlerdir. Kriz elinde parası olan için fırsattır. Ucuza mal kapatmaları yakında daha çok duyacağız. Kriz sadece parası olan yabancıya değil, parası olmayan yabancıya da fırsattır. İşte Bulgaristan'dan günübirlik gelenler paranız değersiz, zamanımız olsa her hafta geleceğiz diyerek ne var ne yoksa Türkiye'den arabasına doldurup Bulgaristan'a götürüp satıyor. Şu anda yaşadığımız güven ve döviz krizinin reel sektöre ve mali kesime sıçramasını engellemek için daha hala vaktimiz var. Bunun için yapılması gereken ilk iş bellidir. Artık kendisine hiçbir şekilde güvenilmeyen Erdoğan'ı bir an evvel evine göndermek. Ekonomimiz yangın yerine dönmüşse, ülkeyi yönetenler yangına benzin döküyorsa, milletin kendi kaderine sahip çıkması, milletin hakemliğine başvurulması tek seçenektir. Yapılacak şey seçim, seçim, seçimdir. Herkes bu saatten sonra seçim talebini en güçlü şekilde dillendirmelidir. Çünkü bu vicdansız, bereketsiz, beceriksiz Erdoğan şahsın yönetimi elinde geçen her saniye milletimizin aleyhinedir. Tekrarlıyorum. Sandık milletin önüne derhal getirilmelidir. Artık kaybedilecek bir dakikaya bile tahammül yoktur. Erdoğan gider, biz geliriz. Programımızı uygularız. Ekonomide güveni sağlarız. Dolar da düşer, enflasyon da düşer, faiz de düşer, işsizlik de düşer. Ülkemizin kaçan bereketi Halil İbrahim bereketine döner. Hayat bayram olur. Milletimiz zaten herkesin ne yaptığını gördü. Notunu da verdi. Şimdi kararını tebliğ etmek için sandığı dört gözle bekliyor. Sandık geldiğinde de Erdoğan şahsi hükümetine tasdiknamesini verecek. Kendisini ve koalisyon ortağını evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorular varsa alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onu ileteceğim. İlk soru Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin sorusu şöyle. Faizler 100 bas puan indi. Daha önce de 300 bas puan inmişti. Peki bu indirim vatandaşa ne kadar yaradı? Örneğin çiftçi tarım krediden ya da bankalardan kredi kullanırken yüzde kaç faizle borçlandı? Ya da öğrencilerin öğrenim kredisi geri ödemesi yüzde kaç faizle? Bugüne kadar ne kadardan borçlandı? Dünden sonra ne kadarla borçlanacak? Vatandaş rahatlayacak mı? Şimdi enflasyonu düşürmeden ekonomideki risklere karşı önlem almadan emirle faizi indirmek bir tek cebinde dolar olana yarar. Ya da dolar kazanana yarar ya da dolarla garanti alana yarar. Paramızın değeri pul olurken küçük bir azınlık abat oluyor.
Bu şekilde suni faiz indirimi dövizle gelir garantisi verilen yandaşlara yarar. Devletten olan alacağı dolarla beraber artar. Zaten Eylül ayından bu yana Merkez Bankası 200 bas puan faiz indirdi. Dün de bunun üstüne bir 100 bas puan daha geldi. Ama ihtiyaç kredilerinin, tüketici kredilerinin faizi Eylül'de neyse özel bankalarda bugün de o. Bir tek kamu bankalarında düşüyor. Taşıt kredisinde ise faizlerde kısmi bir artış var. Ama aşağı giden bir şey var. Bankalar mevduat faizlerini aşağıya çekiyor. Kamu bankaları dışında da bankalar kredi faizlerine dokunmuyor. Faiz indiriminin bir diğer kazananı da bankalar. İndirilen faiz maalesef milletimize değil, faiz lobilerine yarıyor. Biz boşuna söylemiyoruz faiz lobilerinin en sevdiği kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır diye. Efendim bir soru da Medyascope TV tarafından yönlendirildi. Medyascope TV'nin sorusu da şöyle. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı helalleşme yolculuğunun takvimi belli mi? Hangi kişi ve kurumlarla ne zaman görüşüleceği planlandı mı? Henüz belli değilse ne zaman netleşir? Şimdi genel başkanımız helalleşme derken bir büyük toplumsal uzlaşmadan, bir kucaklaşmadan bahsediyor. Böyle bir uzlaşmanın, kucaklaşmanın stratejisi falan olmaz. Gönülden gönüle yol yapmanın da takvimi olmaz. Sayın Genel Başkanımızın helalleşme yolculuğu çoktan başlamıştır. Artık milletimiz çok yorulmuştur, çok hırpalanmıştır. Bir an önce kucaklaşmaya ihtiyacımız vardır. Teşekkür ediyorum.